Abdülkadir Selvi. Anketten hangi çarpıcı sonuçlar çıktı? Trump Bronson krizinin yaşandığı sırada da Türk ekonomisi hedef almış. 13 Ağustos'ta dolar 7.2'ye kadar fırlamıştı. Ama bu kez Trump'ın tehdidine piyasaların tepkisi kontrollü oldu. Bugün Trump etkisinden sıyrılıp yerel seçimlere giderken bir kamuoyu araştırmasını paylaşmak istiyorum. Başkanlığını Hilmi Daşdemir'in yaptığı Optimal Araştırma Şirketi'nin 28 Aralık 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2523 kişiyle yüz yüze konuşma yöntemiyle yaptığı araştırma seçimlere ilişkin önemli ipuçları veriyor. Türkiye'nin en önemli sorununda %35.5 ile ekonomi ilk sırada geliyor onu %25.7'si ile işsizlik takip ediyor. Ekonomi ile işsizlik birbirini destekleyen veriler olarak görülüyor. Terör ise %17.7 ile 3. sıraya gerilemiş durumda. Ekonomide kadın faktörü. Sadece Trump'ın neden ekonomiye hedef aldığı sorusuna cevap teşkil etmiyor bu sonuçlar. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın birbiri ardına açıklamaları, piyasaları rahatlatıcı kararların altında da ekonomi yatıyor. Belli ki gelen seçimlerde ekonomi, partiler ve adaylar kadar belirleyici olacak. Ekonomi diyenler arasında kadınlar erkeklere göre daha önde çıkıyor. Kadınların %38.8'i ekonomi derken erkeklerde bu oran %32.2'de kalıyor. Çünkü mutfağa kadınlar biliyor. Aman ha! Sadece Trump'a değil kadınlara ve dar gelirlere de dikkat. Peki Fransa'da olduğu gibi bizde de bir sarı yelekliler eylemine halkımız nasıl bakıyor? Bu soruda sorulmuş Türk halkı sarı yelekler tarzındaki eylemleri desteklemiyor. Türkiye'de sarı yelekler eylemi olursa katılır mısınız sorusuna evet diyenlerin oranı %28.2'de kalıyor ama katılmam diyenlerin oranı %57.5'e çıkıyor. Ama Fırat'ın doğusuna operasyon yapılması sorulunca %60.1 oranla destek geliyor. Bu oran operasyon sürecinde tırmanıyor. Partilerin oy oranı. Ankette yerel seçimlere ve siyasete ilişkinde çok önemli sonuçlara ulaşılmış. En beğenilen lider sıralamasını Erdoğan %25 ile ilk sırada gelirken onu 9.1 ile Kılıçdaroğlu takip ediyor. MHP lideri Bahçeli ise %6.9 ile 3. sırada yer alıyor. Bahçeli bir süredir tırmanış içinde. Yerel seçimlerin özelliği nedeniyle adayların önemli olduğunu söylüyoruz. Ama parti tercihi hala ilk sırada yer alıyor desteklediğim partinin adayına oy verelim diyenlerin oranı %51.5'e çıkıyor. Beğendiğim adaya oy veririm diyenler %34.9'da kalıyor. Yerel seçimlerde sosyal medyaya ağırlık verileceği söyleniyor ama seçmen tercihlerini en çok ne etkiliyor? Adayın projeleri diyenlerin oranı %28.6 ile ilk sırada yer alırken onu mahalle toplantıları, ev ve işleri ziyaretleri izliyor. Sosyal medya ise %8.8'de 4. sırada geliyor. Seçmen tercihlerinde sosyal medya etkisi yükselirken seçimlerin olmazsa olmazı olan mitiklerse bir gerileme içinde. Mitiklerin oranı %5.6 ile 6. sırada yer alıyor. Seçimlere giderken partilerin oy oranları nasıl görülüyor? Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti %45.5, CHP %28.6, MHP %7.6. İYİ Parti %7.7, Saadet Partisi %1.4, HDP ise %7.6 olarak görünüyor. 24 Haziran'a göre AK Parti ve CHP oylarında bir artış dikkat çekiyor. Ancak seçimlerde sandığa sadece partiler değil, ağırlıklı olarak ittifaklar girecek. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı yarışacak. O nedenle sadece partilerin oy oranına değil, artık ittifakların da alacağı oyu ölçmemiz gerekiyor. Kararsızların oranına dikkat. Ankette benim dikkatimi çeken ise farklı bir veri oldu. Seçim ortamına girdik ama hala kararsız olduğunu ifade edenlerin oranı yüksek. Seçmenlerin %27'si kararsızım diyor. Partilerin bunu dikkate alması gerekiyor. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.